Merhaba gençler, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ondalık gösterimleri çözümleme ve arkadaşlar arkasından da ondalık kesirleri karşılaştırma konusuyla dersimize devam edeceğiz. Arkadaşlar ondalık gösterimleri çözümleme konusuna başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler, öncelikle ondalık gösterileri çözümlerken nasıl yapıyoruz? Ondalık gösterimleri basamak değerleri toplamı şeklinde yazabiliriz diyoruz. Önemli olan arkadaşlar basamak değerlerini bulmaktır diyelim. Evet, ilk yetkinlikle başlıyorum gençler. Kalemi değiştiriyorum. Aşağıda verilen ondalık gösterimleri çözümlememizi istiyor. 45 tam 10'da 4 arkadaşlar. Onluk olarak yazabiliriz bakın. Veya şu 45'i 40 artı 5'i gençler 5 olarak artı 4'ü de 0 tam 10'da 4 olarak yazıp çözümlemiş olabiliriz. Devam ediyorum arkadaşlar. 7 tam %5'i 7 artı 10'da 1'ler basamağı boş. O halde bunu da 0 tam %5 olarak yazabilirim. 478 tam %73'ü 400 artı bak, yüzlük, onluk ve birlik diye ayırıyorum. 70 artı 8 artı %1'ler basamağımızda 7 var. 0 tam 10'da 7. %1'lerde de artı diyorum. 0 tam %3 olarak %1'lerdeki 3'ü yazmış oluyorum. Evet, ne yapıyoruz gençler? Toplamı durum. O halde 36 30 artı 6 artı 1841'de 8 10'da 1'ler basamağındadır. Arkadaşlar bakın bunu istersek kesir olarak da gösterebiliriz. Yani 8 bölü artı 4 bölü 100 artı 1 bölü 1000 şeklinde yazıyorum. Daha sonra bunları onları kesir haline yazalım. 30 artı 6 artı 8 bölü 10'u 0 tam 10'da 8 artı 4 bölü 100 0 tam %4 artı 0 tam 1000'de 1 olarak da 1 bölü 1000'i yazarız. Devam edelim. 751 tam 1000'de 8. O halde 700 nereden 700 var. Onlar basamağında 5 olduğu için 50 var. 1 artı. Debirler basamağında 0 tam 1000'de 8 olarak 8'i yazmış olurmuştur. Devam ediyorum. Etkinliğe geçiyorum. Aşağıda çözümlenen ondalık gösterimleri bulunuyor arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz aslında? Toplam işlemi yapıyoruz. 857 yüzler, onlar ve birleri topladım basamakları. 857 tam. Arkadaşlar bakın 0 tam 10'da 5 demek. Virgülden sonraki ilk sayımız 5 olacak. %1'ler basamağı boş olduğu için 0'a tamamladım. 1000'de 1'lere de 8 yazıyorum. Devam ediyorum. 40 artı 7 47. Tam %9 ve 1000'de 1 var. O halde 10'da 1'lerde 0 var. 1'de 1'lerde 9 ve 1000'de 1'lerde 1 olarak yazıyoruz. 1 artı demek arkadaşlar 1 tam 0 tam 10'da 1, 0 tam %1 ve 0 tam 1000'de 4'ü 114 şeklinde yazarız diyelim. 1 tam 114 olur. 604 tam 10'da 3, 10'da 1'ler basamağında 3 olduğu için 7 tam 10'da 1'ler basamağı boş. 1'lerde 7 ve 1000'de 1'lerde 7 şeklinde yazıyorum. 7077 tam 1000'de 77 olur. Pardon, %70 1000'de 77 olur sayımız diyoruz. Evet gençler, devam ediyorum. Evet arkadaşlar, çok sık karşımıza gelecek konulardan bir tanesi ondalık kesirleri karşılaştırma konusu. Arkadaşlar ondalık kesirleri karşılaştırma yapılırken öncelikle ne yapıyorum? Önce mutlaka tam kısımlara bakıyorum. Tam kısmı büyükse, tam kısmı büyük olan sayı büyüktür diyeceğiz gençler. Tam kısımlara eşitse. Daha sonra bir sağdaki arkadaşlar onda birler basamağına bakarız. Onda birler basamağı büyük olan büyüktür diyoruz. Eğer onda birler basamağı da eşitse bir sağdaki %1'ler basamağına bakarım. Burada büyük olan büyüktür diyoruz.
Bu da eşitse arkadaşlar, bir sağdakine yani binde birler basamağına bakarız diye devam ederiz. Devam ediyorum. Bir de arkadaşlar şunu söyleyelim. Onları kesirlerde en sağ istediğimiz kadar 0 ekleyebilirim arkadaşlar. Bakın 4 tam 10'da 5 eşittir. 4 tam %50, bakın 1 0 ekledik. İster 2 0 eklerim, isterse sonsuza kadar 0 ekleyebilirim. Onları kesirleri sıralarken arkadaşlar virgülden sonraki kısımların basamak sayılarını en sağ 0 ekleyerek eşitleyebiliriz diye söylüyorum. Devam ediyorum. Arkadaşlar burada sayılarımızı ayrı ayrı inceliyoruz. İlk sayıma bakarsam 2 tam %62. Diğer tarafta 4 tam %13 var. Arkadaşlar tam kısımlara bakarsam 4 daha büyüktür. O halde küçüktür işareti geldi. 7 tam 3 tamdan daha büyüktür. Hiç onlara kısmına bakmıyorum. 8 tam 11 tamdan küçüktür. Evet arkadaşlar. Burada tam kısımlarımız 0 tam. Şimdi onda birler eşit. Bakın %1'lerde 5 var. %1'lerde 0 olduğu için 0 tam %5 daha büyüktür. 0 tamlar eşit. Onda birler basamağında 7, onda birler basamağında 7 var. O halde ben buraya 0 da ekleyebilirim. Demek ki bu iki sayı 0 tam %70 olarak birbirine eşittir diyor. Tam kısımlar 48 ve 48. Onda birler basamağında 0, onda birlerde 5 var. Onda birleri büyük olan büyüktür diyorum. Demek ki küçüktür işareti gelecek diye. 0 tam var, 0 tam var. Onda birler 0. %1'lerde gençler bakın 4 var, burada 0 var. O halde büyüktür diyorum. Tam kısımlarımız eşit. Onda 1'lerde 0 var, burada 1 var arkadaşlar. Bakın diğerlerine hiç bakmama gerek yok. O halde küçüktür işareti gelir diyoruz. 0 tam %25. Gençler bakın sonra bir 0 eklersem her ikisi de 0 tam 1250 oldu. Yani eşittir. 6 tam 67 tam arkadaşlar. Tam kısmına baktım, 67 daha büyüktür diyoruz. 7 tam var, 5 tam var. Tabii ki 7 tam daha büyüktür. 0 tamlar eşit. Burada 5 var arkadaşlar. Burada 5 var. Evet buraya bir 0 ekledim. Evet burada %1'ler basamağında 1 olduğu için küçüktür işareti gelir diyorum. 5 tam arkadaşlar, 5 tam. Şuraya bir 0 eklersem 1280, 1280 evet, eşit oldum. 6 tamlar eşit. Ben bunun sonuna arkadaşlar 0 ekleyebilirim. Binde 1. Burada da 6 tam binde 1. 6 tam binde 100. Tabii ki 100 sayısı 1 sayısından büyük diyebiliriz. Veya yine arkadaşlar onda 1'ler basamağında 0. Burada onda 1'lerde 1 var diyerek yine küçüktür geleceğini söyleyebilirim. 4 tamlarımız eşit. Arkadaşlar burada onda 1'ler basamağında 0. Onda 1'lerde 1 var. Bir daha büyüktür diyoruz. 20 tam var, 17 tam var. Tam kısmı büyük olan büyüktür. 12 tam, 12 tam. Şöyle sıfırlara tamamlarsam her ikisi birbirine eşit çıktı. 45 tam var, 4 tam var. 45 tamlı sayımız daha büyüktür diyoruz. Evet gençler, devam ediyorum. Aşağıda verilen kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralamamı istiyor. Gençler öncelikle tam kısımlara bakıyorum. 23 tam, 45 tam, 2 tam. 45 tamlı sayımız daha büyüktür. Hadi 45 tam binde 128 büyüktür. 23 tam %12 büyüktür. 2 tam binde 8 olarak sıralıyorum. Evet gençler. 0 tam, 0 tam ve 2 tam. Bakın 2 tam daha büyüktür. 0 tamlara bakıyorum. Gençler burada 0 tam binde 25, burada %25 var. İstersek şöyle sıfıra tamamlarsam burada binde 250, binde 25'ten büyüktür diyorum. Ve buraya sıfırdan %25 olarak yazıyorum. İstersek yanına sıfır da ekleyebiliriz. Ve de sıfırdan binde 25'te en küçük sayımız olur diyorum. İşte üçüncü etkinlikte tam kısımların her birisi 4. O halde şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Eşitse burada da arkadaşlar şunu yazabilirim bakın. 4 tam. Evet binde 1'ler basamağını tamamladım. 300 oldu. 4 tam binde 330. Burada da 4 tam binde 333 var. Evet tam kısımlarına bakmadık arkadaşlar. Baktım eşitlendik. O halde onların kısımlarda 333, 330 ve 300. Büyükten küçüğe doğru yazarsam
büyüktür diyorum. 4'ten 1000'de 330. Yani %33'tü. O da büyüktür. 4'ten 10'da 3. Yani 1000'de 300 diye söyleyebiliriz. Sıfır tamları gördüm arkadaşlar. Bursa verdi. Onlara kısımlara bakalım. 10'da 1'ler basamında 2 var. 0 var. 5 var. 5 daha büyüktür. 0 tam 10'da 5 büyüktür. Daha sonra 2'ye 0 tam 25 ve 3. olarak da 0 tam 1000'de 5 en küçük sayımız olur diyorum. Evet gençler, tam kısımlara baktığımız 4 tam, 5 tam ve 4 tam. Hadi 5 tamlı sayımız büyük. En büyük sayı. 4 tamlı sayılara baktığım zaman 1'lerde 2 var, 10'da 1'lerde 3 var. 3 ona daha büyük diyor. Yani 4 tam 3 büyüktür. 4 tam %28 olur diyoruz. Evet arkadaşlar. 11 tam, 11 tam, 11 tam. Tam kısımlar eşit. 10'da 1'lerde 0 var. 10'da 1'lerde 7 var. 10'da 1'lerde 0 var. O halde en büyük 11 tam. 10'da 7 büyüktür diyorum. %1'lerde 7 var. %1'lerde 7 var. Hadi eşitlik bozulmadı. Buraya 0 ekledim. Binde birlerde 3 olduğu için 11 tam. 73 11 tam %7 şeklinde yazıyorum. Evet arkadaşlar, devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet arkadaşlar, 3. etkinlikten bizden ne istiyor? Başta verilen ifadelere göre istenilen onları kesirleri bulalım ve rakamların birer kez kullanacağını söylüyor. 2, 3, 4, 5 rakamlarını kullanarak 25'ten küçük olan tam kısmı 2 basamaklı onları kesirler elde etmemi istiyor. Gençler 25'ten küçük olacak. O halde 24 ile başlayabilir en fazla. 24 tam 1 ile 4'ü kullandıysam 53 olarak yazabilirim. %53 veya 24 tam %35 yazarım. Peki 25'ten küçük 23 tamlı bir sayı yazabilirim. %54 yine 23 tam. İkisini yer değiştirecek olursak %45 olur. Bu sayılar 25'ten küçüktür diyoruz. C'ye bakıyorum 0, 2, 4, 8 rakamları kullanacağım ve 20'den büyük 30'dan küçük onları kesirleri istiyor. 20'den büyük olduğu için arkadaşlar direkt 20 tamla başlayabilirim. 20 tam dersem %48 yine 20 tam ikisini yer değiştirecek olursa %84. 20 tamdan sonra başka sayı oluşturamam arkadaşlar. O halde 24 tam desem %80 yine 24 tam yer değiştirirsem 0 ile 8 değiştirdim. %8 oldu. Bir de arkadaşlar yine 30'dan küçük olarak 28 tamlı bir sayı yazabilirim. Geriye kalan 4 ve 0 bunlar da 28 tam %40 ve %4 olarak yazıyoruz. Bir sonraki etkinliğe bakıyorum arkadaşlar. 5'ten küçük olan onları kesirleri istiyor. Gençler arkadaşlar burada yani 5'ten küçükse ya 0 tam olacak ya da 1 tamla başlayacak arkadaşlar. O halde öncelikle 1 tamla veya 0 tamla başlayalım. 0 tamla başlayacak olursam. 1000'de 851. Yine 0 tam yer değiştirirsem 581. 0 tam 158. 1000'de 158. Başka var mı arkadaşlar? Başka. Oluşma. Zaten 3 tane rakam var. 3'ünü yer değiştirerek ne yapmış oldum? 5'ten küçük olan 0 tamla başlayan sayıları elde ettik. 1 tamla başlatabilirim. 1 tam yazarsam 580. 1 tam yer değiştirecek olursam 850. 1000'de 850. Yine 1 tam 1000'de 58. Bir de arkadaşlar şöyle yazabilirim. 1 tam 1000'de 85 şeklinde yazabiliriz. Evet gençler. Bu şekilde de toplamda 7 tane sayı yazabiliriz diyorum. Geçelim arkadaşlar. 0, 1, 2, 4 rakamlarını kullanarak 2'den büyük olan küçük, 2'den büyük olan en küçük onları kesir. İşte 2'den büyük ve en küçükse 2 tamla başlatmak durumundayım. Küçük istiyorum. O halde küçük istediği için de geri kalan rakamları küçükten büyüğe doğru sıralıyorum. 1, pardon 0,
1 ve 4 şeklinde sıralarsam 2'den büyük olan ama en küçük sayıyı elde ederiz. 4, 2, 5 rakamlarını kullanarak 4'ten küçük ama en büyük. 4'ten küçükse arkadaşlar 2 tamını yazmak zorundayım. 4'ten küçük dediği için, büyük istediği için de 54 şeklinde tam %54 şeklinde yazıyorum. 0, 1, 7, 8 rakamlarını kullanarak 1'den büyük istiyor arkadaşlar ama en küçük. 1'den büyük dediğim için 1 yazarım. Küçük dediği için diğerlerine küçükten büyüğü de sıralarsam 1 tam 1000'de 78 olur. En küçük 1'den büyük ama en küçük sayımız diyelim. 2, 5, 8 ve 7 rakamları yapacağız. Tam kısmı 2 basamaklı ama en küçük. O halde arkadaşlar 25'i yazmak zorundayım. Bakın daha küçük basamak yazamam. 2 basamak olacak. Daha sonra küçük dediği için de geri kalan 8 ve 7'yi 78 şeklinde yazarım. 25 tam %78 olur. Yazılabilecek en küçük sayı diyorum. Devam edelim. 0, 1, 5, 8 ve 9 rakamlarını kullanarak tam kısım 3 basamaklı en büyük. Arkadaşlar o halde en büyük dediği için 9, 8, 5 diye bakın büyükten küçüğe doğru yazdım. Yine büyüktür dediği için onların kısmına da 1 ve 0'ı sıralayarak 10 yazıyorum. 985 tam %10. 0, 2, 3, 4 rakamları kullanarak kesir kısmı 3 basamaklı en küçük sayı. İşte kesir kısmı 3 basamaklı dediği için 0 tam diye yazıyorum. En küçük sayıyı elde edeceğiz. Geri kalan sayılarımızı da küçükten bir olur yazarım. 0 tam 1000'de 234 olur. En küçük elde edilebilecek sayı diyorum. 5, 1, 4, 3 rakamları kullanarak kesir kısmı 2 basamaklı 30'dan büyük. Arkadaşlar 30'dan büyük ama en küçük. O halde 30'da başlatmak zorundayım. 31 tam. Kesir kısmı da 2 basamaklı olacak dedi. O halde küçük istediği için de 54 değil de 45 şeklinde sıralarım. 31 tam %45 olur bizden istenilen sayı diyoruz. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Aşağıda verilen onlu kesirli sayı doğrusunu gösterelim istiyor. 0 tam 10'da 7 demek. 0 ile 1 arasını 10 parçaya ayırıyorum. Önce 5'e ayırdım. 2'ye ayırdım. Daha sonra bunu 1, 2, 3, 4 tane ayırırsam 1, 3, 4. Dört, beş parça oldu. Üç, dört. Toplam 10 parça oldu. Yedinci adım arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Burası bizim için sıfır tam 10'da 7'dir diyoruz. İki tam 10'da 4. Arkadaşlar 2 ile 3 arasını 2 ayırdım. Daha sonra da 1, 3, 4, 5 parça oldu. 6, 7, 8, 9 ve 10 parça. Evet dördüncü adım 1, 2, 3, 4. 2 tam 10'da 4. Evet arkadaşlar. Bu tam %28 bakın. Dikkat ederseniz o halde ben bunu şöyle duyduğundan sonra 0 ekleyebilirim demiştim. Arkadaşlar zaten 0 tam 10'daki ile 0 tam 10'da 3 arasında eğer 0 eklemezsek başka bir sayı yoktur arkadaşlar. Sağına 0 eklersek bakın 10 tane sayı çıktı. İsterse bir 0 daha eklersem 100 tane sayı çıkacak diye düşünüyorum. Ayırıyorum. %28 arkadaşlar. 0 tam %28. 21, 23, 25, 26, 27 ve 28. 0 tam %28 olarak yazıyorum. 3 tam %45. 3 tam 10'da 4'te. 3 tam 10'da 5'i şöyle genişletecek olursam arkadaşlar artık 40 ile 45 arasına 40 ile 50 arasına 45'i yazabilirim. Şöyle tam ortadan 2'ye ayırdım. 41, 42, 44 ve 45. 3 tam %45 şeklinde yazmış oluruz. Devam ediyorum. 0 tam %45. Aşağıda sayı doğrusunda belirtilen yerlere gelmesi gereken 10 kesirleri. Bu arkadaşlar
0 ile 1 arasına baktığımız zaman 10 parçaya ayrıldı. O halde ikincisi 0 tam 10'da 2. 3, 4, 5, 6, 7.si de 0 tam 10'da 0 tam 10'da 2, ikincisi 0 tam 10'da 7'de ikincisi olur diyorum. 4 tam 10'da 8 ile 4 tam 10'da 9 arasında arkadaşlar bu haliyle başka bir sayı yoktur. Şöyle 80 ve %90 olarak yazarsam 4 tam %81, 4 tam %82. 83, 84, 85, 86 ve 87. 4 tam %87 buraya yazıyorum. Üçüncüsüne bakıyorum gençler. 0 tam %12, 0 tam %13. Bu haliyle yoktur. Böyle 0 eklersem 10 tane sayı girdi. 121, 122. 0 tam 1000'de 122. 3, 4, 5, 6, 7. 0 tam 1000'de 127 olarak yazıyorum. Evet arkadaşlar. Devam ediyorum. Olduğuna göre üçgenin yerine yazılabilecek rakamları bulmamı istiyor. Tam 1000'de 53 daha büyükmüş. Bakın tam kısımları eşit. Onda birler basamağında 2 var. O halde 5 arkadaşlar diğerinden büyük olacak ki sayımız büyük olsun. Hadi üçgen yerine 5'ten küçük olan sayılar 0, 1, 2, 3 ve 4 gelir diyorum. Devam edelim. Olduğuna göre karenin yerine yazılabilecek 3 tane ondalık kesir istiyor arkadaşlar. 4 tam 1000'de 128, 34 tam 1000'de 200. Arkadaşlar burada 34 tam kısmını yazmak durumundayım. Araya 128'den büyük, 235'ten küçük olacak şekilde kesir kısımlarını yazarım. 4 tam 1000'de 130, 34 tam çizgi koyalım 1000'de 200, 34 tam de 213 şeklinde. Tabii ki bunlar arkadaşlar daha farklı sayılar da yazabilirsiniz diyorum. İstersek arkadaşlar şöyle sınırda gösterebilirim. 4 tam 1000'de 120'den başlayıp arkadaşlar nereye kadar? 34 tam 234'e kadar olan istediğiniz sayıyı yazabilirsiniz diyorum. Geçelim 8. soru. Olduğuna göre kare artı üçgenin alabileceği en küçük değeri bulalım. 15 tam ve 15 tamı gördüm. 15 tam 1000'de 630'lu sayımız arkadaşlar. Diğer taraftan büyük olacak diyor. Ama da şöyle düşünüyorum. Öncelikle karenin yerine gelebilecek sayılar büyük olması için. Kare burada arkadaşlar ben eğer 0 diyebilecek olursam. Çünkü en küçük değeri istediği için. Kare 0 olabilir arkadaşlar. Kare 0 dersem üçgenin alabileceği değerlere bakalım. Üçgen ne olur arkadaşlar? 630'dan daha küçük olması için daha küçük 608, 618, 628 gibi sayılar yani 0, 1, 2 ve 2'dir. 0, 1 ve 2'dir diye söyleyelim. Buradan arkadaşlar benden en küçükleri istediği için buradan da sıfırı, buradan da sıfırı alıyorum. O halde ikisinin toplamını istediğim 0 artı 0, 0 olur diyoruz. İkisinin toplamının en küçük olmasını istediği için ne aldık? Sıfırları kare ve üçgen yerine almış oldum. Devam ediyorum. 5 tam 1000'de 187, büyük 5 tam 1000'de 100. 6 arkadaşlar. Kare 6 olduğuna göre karenin yerine yazılabilecek rakamları bulmamı istiyor. Gençler 5 tam 87. Ki gençler bizim için anahtar noktamız şu 8 arkadaşlar. Çünkü 1'e kadar ve 5'e kadar eşit zaten. O halde 8'den mutlaka küçük olacak. 8'den küçük sayılar düşüneceğim. Kare 8'den küçük olacak diyoruz kare için. O halde karenin alabileceği değerler 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir de gençler eğer ben kareye 8'e eşit diyecek olursam ben 8 yazarsam 186 olur.
5'ten 1000'de 187'den küçük olur. Demek ki 8 de gelebilir. Kalemizin alabileceği değerler 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 8 olur diyoruz. 8'den büyük olacak veya 8'e eşit de olabilir diyelim. Tamam ediyorum. 2 tam 10'da 4 ile 2 tam 15 arasında bulunan 3 tane 10'lara kesir istiyor. İşte bu şekliyle 2 tam 10'da 4 ve 2 tam 10'da 5 arasında bir sayı yoktur. Şöyle debirler basamağını 0 ile tamamlayacak olursam 2 tam %40, 2 tam %50 arasında 2 tam %41, 2 tam %42, 2 tam %43. Nereye kadar arkadaşlar? 2 tam %49'a kadar sayılardan istediğiniz 3'ünü yazabilirsiniz diyelim. Devam ediyorum. 3 tam %15 ile 3 tam %10 arasında 3 tane 10'ları kesir. Arkadaşlar bir önceki soruda olduğu gibi arkadaşlar 15 ile 16 arasında normalde sayı yok. Birer 0 eklersem artık burada 10 tane sayımız oluştu. Bak 3 tam 1000'de 151 çizgi koyalım. 3 tam 1000'de 152 3 tam 1000'de 153 nokta nokta nereye kadar? 3 tam 1000'de 159'a kadar sayılardan istediğiniz 3'ünü söyleyebilirsiniz diyorum. Temizliyorum arkadaşlar. Geçiyorum 12. soru. 14 tam %52 onların kesirinden büyük. En küçük doğal sayı. Kesirden büyük olacak ama en küçük doğal sayı kalem. 489 tam 1000'de 1 onların kesirinden küçük. Olan en büyük doğal sayı üçgen ise ikisinin toplamını istiyor. Arkadaşlar kareye öyle bir sayı olacak ki 14 tam 52'den büyük olacak ama aynı zamanda tam sayı veya doğal sayı olacak. Hadi karenin alabileceği değerler 15, 16, 17 gibi sayılardır. Sonsuza kadar gider. Buradaki en küçük sayımız 15. Buradan 15'i alacağım. Diğer tarafta arkadaşlar üçgen küçük olacak diyelim. 489 tam 1000'de 1'den. Buradan küçük olan ama en büyük sayımız. Ne yazarım arkadaşlar? Üçgen yerine 489, 488, 487. Tabela devam eder. Buradaki arkadaşlar en büyük sayımız da 489 olur diyoruz. İkisinin toplamı ise de 9, 5 daha 14. Elde var bir. 8, 9 elde var bir. 504 olur. Sorumuzun cevabı diyorum. Evet arkadaşlar. 13. ve son soruya geçiyorum. 4, 3, 5, 0 ve 2 rakamlarını birer kez kullanarak 43'ten büyük olan en küçük onları kesirin %1'ler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır diyor. 43'ten büyük olacak arkadaşlar. Ama en küçük. O halde 43'ten diye başlarım. 4 ile 3'ü kullandığım geri kalan sayıları da küçük istediği için küçükten büyüğüdür sıraya koyarız. Ne oldu? 1000'de 25 oldu. Benden %1'ler basamağındaki rakamı istediği bakın 2'dir. Bunun basamak değeri de 0 tam %2'dir diyoruz. Evet arkadaşlar. Bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.